Evet arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlere Gaz Üniversitesi Secure Cutting dersine ait e, final sunumunu gerçekleştireceğim. Final konum e, Evil Printing Printer. How to take window machines with printing protocol. E, bilindiği üzere herhangi bir e, aya bağlanıp yazdırma işlemini gerçekleştirirken İstemci server'a bağlanarak e, elimde bir döküman var, bu dökümanı yazdırmak istiyorum diye bir talepte bulunuyor. Server'da gelen bu talebi e, yazıcıya yollayarak e, bu yaz, e, veriyi yazdırmasını istiyor. E, bu işlem sırasında da e, rendering in network printing e, adlı terim e, ikiye ayrılıyor. Burada da e, client-side rendering ve server-side rendering olmak üzere. E, buradaki yapılan işlem ise şu şekildedir. E, i̇stemci e, server'a gönderdiği verileri giderken e, server'ın anlayacağı bir şekilde yani printer data'nın anlayabileceği bir şekilde veri data'nın dönüştürülmesi, spesifik bir veriye dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu işlemi de e, rendering işlemi gerçekleştirmektedir. İstemci tarafı işlemci işleme için client uygulama verilerini yazıcıya özel verilere çevirir ve ardından verileri ana sunucuya gösterir. Bu client -end rendering ifadesidir. E, sunucu tarafı işleme için de server değiştirilmemiş verileri doğrudan yazdırma sunucusuna gönderir. Ardından uygulama verilerini yazıcı özel verilere çevirir. Yani buradaki e, amacımız... E, istemci ve yazıcı arasındaki iletişimi sağlayabilmek, onun için verilerimizi kendi verilerimizi özel yazıcının anlayabileceği verilere dönüştürme işlemini gerçekleştiriyoruz. What is printer driver? Bilindiği üzere bizim yazıcı driverlarımız işletim sistemi ve printer arasındaki arayüz komponent, komponent ifade etmektedir. E, bu da ikiye ayrılmaktadır. Rendering component ve konfigürasyon e, component. Rendering component e, dediğimiz üzere, e, aplikasyon verilerimizi, e, printerin anlayacağı, spesifik verilere dönüştürme işlemi gerçekleştiriyor. Konfigürasyon e, component de aynı şekilde kullanıcıların e, printer ile ilgili, yazıcı ile ilgili e, konfigürasyon işlemlerini yapabilmelerini sağlıyor. How is the Printed driver distributed? Yazıcılardaki bu e, driver işlemi e, dağınık bir şekilde çalışmaktadır. Bunlar e, point and print ve e, package point and print. Point and print bir yazdırma istemcisinin yazıcı sürücüsünü doğrudan bir yazdırma sunucusundan indirmesine izin veriyor. Package point and print de bir yazdırma istemcisinin e, yazdırma sürücüsünü içeren bir yazıcı destek paketini indirmesine izin veriyor. Yani burada Point and Print'te doğrudan indirme işlemi gerçekleştirirken Package Point and point Print'te bir paket indirerek onun üzerinden işlem gerçekleştiriyoruz. E, print Spoiler Service dediğimiz ifade yazılma biriktisi servisi. E, bu servis e, e, otomatik yani otomatik olarak servisleri başlatıyor ve e, yazdırma sürecinin tamamen baştan sona yürütme işlemini gerçekleştiriyor. Ee, işte ayrı zamanda e, gerekli olan e, apileri yüklememizi sağlıyor. Yani yazıcı yazdırma sürecini tamamen yürüten e, yürüten servisimiz spoiler servisimiz. Şimdi burada e, client server printing model olarak direkt grafik olarak görebiliyoruz. Şimdi buradaki print spoiler e, dediğimiz olay. E, Aplikasyon verilerimizi biz e, kendi içerisimizde driver'a yolladığımız zaman burada bir spoiler da bekletilmektedir. Yani burada bir sıraya girmektedir. E, bu spoiler da e, biriktiricide server'a yönlendirildikten sonra yazıcı server'a yönlendirildikten sonra yine aynı şekilde server'da da bir spoiler olmaktadır. E, bu Buradaki sıraya girerek e, yazdırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Günümüzde gü, e, yaygın bir şekilde kullanılan bir modeldir. What happens the seen when Windows connect to printer? Ya biz yazdırma işlemini gerçekleştiriyoruz ama arkada nasıl işlemler döndüğünü tam olarak bilmiyoruz. Buna biraz daha detaylı olarak bakacak olursak yazdırma yazdırma işlemcisini yazdırma sunucusuna bağlanmasının farklı yolları vardır. İşte bunları PowerShell olarak Windows 32 Print Spoiler API ve grafik arayüz olarak gerçekleştirebiliriz eee et printer olarak işte e, arayüzümüzden konsol arayüzünden gerçekleştirebiliriz. İşte yazıcı ait bilgileri elimize girebiliriz. E, print spoiler api olarak yani et printer connection ve et Printer connection 2 e, adlı apilerle de e, bu işlemi gerçekleştiriyoruz ve aynı zamanda da grafik arayüzümüzden de bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Aslında genel olarak bakacak olursak yaptığımız bütün işlemler At Printer Connection To e, apisinin e, yaptığı işleme benzemektedir. Bu api mevcut kullanıcı için belirtilen e, yazıcıya bir bağlantı ekliyor ve bağlantı detaylarını belirtiyor. Yazdırma sunucusunu ve paylaşılan yazıcı adı bu e, PZS Name e, parametresi aracılığıyla iletiyor. Aynı şekilde kullanıcıya ait e, yetkilendirme seviyesini de dev level olarak ve e, belirtebiliyoruz. İşte connection e, bağlantı bilgilerini de aynı şekilde burada connection info ile e, kendimiz elimizde belirtebiliyoruz. Böyle bir işlem yapmaya başladığımız zaman karşımızda e, Windows e, bize bir e, uyarı penceresi çıkartıyor. Bu pencere sayesinde de kullanıcılar <laughs> Kullanıcı onayı olmadan yazıcı sürücülerini yüklemekten e, yükleye, Yükleme işlemini gerçekleştirmiyor yani tamamen e, Yazıcı sürücüsünün kötü amaçlı olup olmadığını Kontrolünü Buradaki e, uyarı penceresi sayesinde Gerçekleştirebiliyoruz görüldüğü üzere sadece e, Install Driver ve Cancel butonları aktif başka bir e, buton yok Yani bizden Server tarafından gelen bu Driver'ın ee, içeriğini hiçbir şekilde bilgimiz yok. Sadece indirme ya da iptal etme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. İptal ettiğimiz zaman da yani yazılma sürecini devam edemiyoruz bilindiği üzere. Ee, burada işte Ad Printer Connection to yapısının içeriğine biraz göz atacak olursak, burada e, Print Client tarafından aplikasyon verilerinden bir e, print spoiler'a bir e, rps e, e, <laughs> araması e, gerçekleştiriliyor. Bu Bundan sonra aynı şekilde e, bizim verilerimiz tamamen karşı servere ulaşana kadar devam ediyor. Buradaki print spoiler'a ulaştıktan sonra burada işlemler gerçekleştiriliyor ve aynı şekilde e, bizim tekrardan client e, spoiler'ına e, dönüş sağlanıyor ve ardından tekrardan bu kişinin e, aplikasyon verileri kullanıcıya ulaşıyor. Fakat e, işlemler, e, bizim verimiz, e, isteğimiz e, Server'e ulaştıktan sonra oradan hangi işlemlerden geçip ve e, ne döndüğünü tamamen e, bilmiyoruz. Bu da güvenlik sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. İşte teslimat bilgileri tam olarak doğrulayamadığımız için bu güvenlik sorunları e, bize e, kritik e, sorunlar e, çıkarmaktadır. Yazdırma sunucusundan Gelen bilgiler yazdırma istemcisindeki yazdırma biriktiricisi tarafından işleniyor bu uygulamaya iletiliyor. E, bu yüzden e, bu tarz durumlarda karşı taraftan gelen verinin ne olduğunu bilmediğimiz için bizim için bir riskli durumdur. <laughs> e, at Printing Connection Internet e, aynı şekilde devam edecek olursa karşımıza e, bir error mesajı çıkartıyordu <laughs> kullanıcının işte e, işleme devam edip etmemesi hakkında. Display Warning for e, Dolan Driver e, <laughs> Görüldüğü üzere zaten az önce de göstermiştik onu. Karşımıza bir e, uyarı penceresi çıkarıyor ve işlemin gerçekleştirip gerçekleştirmemesini bize soruyor. E, bu bu kısımda da işte söylemiştim zaten. Kullanıcının sürücüyü yüklemeyi seçmesi ya da iptal etmesi için uyarı gösteriyor. <laughs> Devam edecek olursak indirdiğimiz <laughs> E driver'lar, driver package olarak adlandırılmaktadır. Burada yazıcı sürücüsünü başarıyla yükleyebilmek için gerekli olan dosyaların yapılarını, dosyaları görmekteyiz. Buradaki .inf uzantılı device information file dosyaları cihaz bilgi dosyaları içermektedir. Katalog file de aynı şekilde katalog dosyalarını ve old files copied by .inf file bilgi dosyası tarafından kopyalanan tüm dosyaları içermektedir. Cabin bu dosyalarımızı e, indirdiğimiz e, Windows'un bir arşiv dosya biçimidir. E, <laughs> buradan e, gerekli driver ile ilgili e, dosyalarımızı indiriyoruz. Prepare Print Server e, Şimdi genel olarak yazıcının e, yaptığı işlemleri anlattık. Şimdi ise kötü amaçlı bir yazıcı oluşturmanın adımlarına başlayacak olursak. Gerçek bir yazıcı burada gerçek bir yazıcı eee almak yerine e, yazıcı simüle ediliyor ve sanal bir pdf yazısı kullanılıyor. E, ardından ağdaki herhangi bir kullanıcının yazdırma işlemini gerçekleştirebilmesi için bu yapmış olduğumuz e, yazıcı ağa ya paylaşılıyor ve e, herhangi bir işlem gerçekleştirilene kadar bekleme gerçekleştiriliyor. Burada da işte paylaştırma olarak e, test olarak bir e, yazıcı ismi e, kullanmışız burada da e, paket adı kullandığımız e, paket adı e, bizim oradaki verdiğimiz hizin ismiyle aynı isimde olmak zorunda e, indirilecek paket adı da e, test nokta olarak e, şu belirtilen e, uzantıda yolda e, kaydediliyor İndirileceğimiz indirileceğimiz dosya buraya kaydediliyor e, bu yazdırma işlemi e kötü amaçlı yazıya bağlanmaya çalıştığında bu dosyayı indiriyor ve kabın dosyasını çıkartıyor. E yazdırma server'ın dönüş verilerini yazdırma istemcisine göndermeden önce değişiklik yapabiliyoruz. Yani kullanıcıya biz server'a ulaştı isteğimiz, talebimiz ulaştı. Biz bir driver indirmek istiyoruz yazıcıya bağlamak için. Şimdi karşı taraftan gelen driver'ın yani indirilecek dosyaların içeriğine hakkın içeriği hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bu yüzden e, karşı taraftan gelen e, verilerde, driverda e, içerisinde oynama yapılmış olabilir. E, i̇şte bunun en kolay yolu e, yazıcı, paylaşılan yazdığının gerçek yazıcı sürücüsü bilgilerini değiştirmektir. Böylece e, kötü amaçlı yazıcı istemcisinin yazdırması için rastgele bir dosya e, bu dosyada oynama yapabiliriz. E, process Copy File e, dediğimiz e, işlem ise Belirtilen dizin mevcut değilse bir dizin oluşturmak için önce create full path çağrılıyor, fonksiyonu çağrılıyor. Burada da full path'i oluştururken nokta nokta ters slash yoluna bakılıyor ve varsa burada hata mesajı dönüyor. Ancak Windows işletim sisteminde çalışan e, nokta nokta slash yolunun kontrol edilmesi unutuluyor. E, burada gösterildiği üzere sadece slash e, <laughs> ters slash ifadesinin kontrolü gerçekleştiriliyor. Yani e, kişiyi farklı e, dosya konumuna yönlendirerek e, mevcut e, indirilecek drive'ı e, indirme, indirmesini engellemiş oluyoruz burada yaptığımız işlemde. Bu işlemin petine gelecek olursak e, burada yapılan işlemden sonra kopyalama dosyasını işlemeden önce her iki konumdaki hataları, e, konumdaki dosyaları kontrol edilir. İşte burada belirtildiği üzere nokta, nokta slash ve nokta nokta ters slash e, ifadelerini kullanarak Gerçek dosyamızı e, aramaya e, gerçek dosya konumunu bulmaya çalışıyoruz. E, yani bize e, yapısının değiştirilmiş olan e, dosyayı kullanma e, kullanmamaya çalışıyoruz. Burada onu indirmeden işlemimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu sayede de e, böyle bir kritik e, nasıl diyeyim saldırı durumundan e, kaçınmış olabiliriz, kaçınabiliriz. Aynı şekilde de kullanmış olduğum e, kaynakçıları da burada belirttim. E, Itrable'nin e, içerisinde yer alan dokümanlardan da paylaştım. Aynı şekilde e, Devcon e, direkt e, hocamızın bize vermiş olduğu e, dokümandan da faydalandım ve YouTube videoları ve farklı dokümanlardan da e, faydalandım. Çok teşekkür ederim.